Evet, hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün dövme makinelerini inceleyeceğiz. Hangi dövme makinelerini inceleyeceğiz? Dragon Hawk marka Çin malı kopyacı dövme makinelerini inceleyeceğiz. Kopya. Kopya dememin sebebi Raven. Raven dediğimiz bir makina yeni çıktı biliyorsunuz. Bu Çin malıdır. Dragon Hawk'ındır. Motoru kaliteli bir dövme makinesidir. Fakat tasarımı ve her şeyi birebir farklı makineden çalınmıştır. Ve teknik sıkıntılarını da anlatacağım sizlere hepinize. Makine alırken nelere dikkat edeceksiniz? Eğer pahalı makine alıyorsanız, yüksek makine alıyorsanız dikkat edeceğiniz şey, etkenler, dikkat edeceğiniz şeyler. Bunları anlatacağım ki ee, kaza oturmayın. Evet. Şimdi bunlar Extreme serisi arkadaşlar. Dragon Hawk'ın Extreme serisi. En sıkıntısız makineleri. Gayet memnunum. Bu rulmanlı bir sistem. Burada ayarlı e, bir yer var. Ayar yapabiliyorsunuz. Ona göre vuruş yapıyor. Bu da sıkıntılı. Aydromik olarak e, bazı şeyleri var. Sıkıntıları var. Vuruş, vuruşlarda falan filan dağıtılabiliyor bazen. E, bu da Dragon Hawk'ın Extreme serisi. Bu e, iyi bir makine. Öyle söyleyeyim. Yani yaptıkları birçok Dragon Hawk makinesini kullandım. Yaptıkları en iyi makinelerden birisi bu. Öyle söyleyeyim. 4 milim vuruş. Şurada yazıyor zaten. Bundan memnunum. yeni aldım zaten. 3-4 dövüm yaptım ve çok 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 başarılı bir makina. Eğer bozulmazsa tabii. Şimdi gelelim. Revan'a. Revan dediğimiz marka arkadaşlar. Dragon Hawk denilen çakma bir marka yapıyor. Bu marka Çin malı marka. Kaliteli dövme makineleri yapıyor ilk aşamada. Bobinleri kaliteli daha. Yani orta segment. Kullanılabilecek durumdaydı. E, kaliteli yapıyor öyle söyleyeyim. Yani Çin olmasına rağmen gerçekten kaliteli yapıyorlar. Fakat bu makinede bir sıkıntı yapmış. Arkadaş bu makine birebir Sabre. Sabre denilen bir makinenin çalıntısı arkadaşlar. Sabre İngiliz malı olması gerekiyor. Sabre denilen bir markanın birebir aynı çalıntısı yapılmış. Artık ayrı vuruşunu, parça kalitesini nasıl yapmışlar bilmiyorum. Çünkü Sabra'yı kullanmıyor. Ama İngiliz bana olduğu için gene biliyorsunuz kaliteli olduğunu biliyoruz. Bu makine arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Burada net görünüyor bilemiyorum göremiyorum. Şu an tek çekiyorum çünkü. Şöyle bir sistemim var. Vuruş sistemi. 10'a kadar getiriyorum. 10'da soft vuruyor. 1'e doğru yaklaştırdıkça daha da şu şekilde vurarak böyle uzun vuruş yaparak çizgiyi, kalın çizgileri çekmenize yardımcı oluyor daha rahat çekmenize. Şimdi şöyle öncelikle bunu bir takayım. bakalım. Raven. Gördüğünüz gibi. Raven 1. Bir de bunun ikisi var. İkisini kullanmadım ama bundaki sıkıntıyı anlatabilirim. İki gün oldu, üç gün oldu alalı. İkinci dövmemde makine patlamaya başladı. Şimdi voltajımı kaça yapalım? Voltajımızı 7'ye ayarladık. Bu da bir de en sertte. Bakın. Şimdi voltajı düşürüyorum bakın. Voltaj diyorum özür dilerim. Ee, ayarını düşürüyorum. Buradaki titreşimi görüyor musunuz? buradaki sistem daha da daralıyor, daha da kısa vuruyor arkadaşlar. Şimdi açıyorum. Böyle bir ayar mekanizması var. Şimdi bu makine dediğim gibi yeni almıştım fakat e, anası bellendi öyle söyleyeyim. E makina Sabre dediğimiz ben ismini öyle telaffuz ediyorum en azından okunuğu gibi. Sabre dediğimiz bir makineden alınmış. Birebir aynı tasarım. Yine bildiğiniz üzere Çinliler çalmış makinenin tasarımını. Birebir aynı şekilde. Fakat iç kısmını göremedikleri için çalamamışlar. Ve kaliteli bir sistem yapamamışlar ya da görüp çalmışlar bilemiyorum. Kaliteli bir sistem yapamamışlar arkadaşlar. Burada bir lastik sistemi var. Çok boktan bir lastik sistemi. Bazen kopuyor bu lastik. Yani bildiğiniz böyle Culluk gibi sallanıyor hani Tamam güzel yay var içinde Ekstra yay var ve ekstra vuruş Yaylanma sağlıyor Güzel bir şey Ama bu şurada yay, yay diyorum Orlink yani yuvarlak bir şey var Bu durmadan kopup duruyor Vura 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 Sonra da ses yapmaya başlıyor böyle Kısa vuruşlarda biraz daha ses azalıyor Gördüğünüz gibi artıyor ses ucağı. Ve bu makinenin sıkıntısı çocuklar Raven gördüğünüz gibi Raven. Bu makinenin sıkıntısı bu kapak çıkıyor arkadaşlar ve kapağın içinde bir katman daha var. O da yavaş yavaş çıkabiliyor. Şu yaylı mekanizmanın içinde bulunduğu şu mekanizmanın içinde bulunduğu bir kapak daha var içerisinde. O da şuradan. 2-3 kat görünüyor zaten böyle yuvarlak iç içe. O da çıkabiliyor. Bu makine voltaj değiştirebiliyor kendi kendine. Ben de onu çözemedim. Kendi kendine bir hızlanıyor, bir duruyor, bir hızlanıyor, bir duruyor. Bu motorla ilgili bir sıkıntı olduğunu düşündüm ilk başta. Ama onu iyice teyit ettikten sonra sanırım yine yay takımı, buradaki yay takımı ile ilgili bir sıkıntı olduğunu çözdüm. Böyle bir makine iğne takıldığında tabii ki daha da zorlaşıyor ve daha fazla ses çıkarıyor. Voltajı yükseltmek zorunda kalıyor. Biraz yükselteyim. Mesela 7'deyiz şu an. Kaç yapalım? 8 yaptık. Gördünüz mü? Da? Böyle rahatsız edici bir ses tavsiye etmediğim, boktan bir makine olarak değerlendirdiğim, e, anlamayan insanların kullanıp, daha doğrusu dövmeden anlamayan insanların veyahut da makineden anlamayan insanların, kaliteden anlamayan insanların kullanıp güzel dediği bu makine, boktan bir makine ve çalıntı bir makine. Motor kısmı olarak motoru kuvvetli, güçlü, güzel. Çekirdeksiz motor diye biliyorum sanırım. Yani uzun ömürlü motor sistemi var. Ama dediğim gibi tasarım her şey tamamen çalıntı. Bilginiz olsun. Raven 1'i tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Raven 2 var bir de. Gen 2 diye. Bunu tavsiye etmiyorsam onu sistemi bu şekilde. Onu da tavsiye etmiyorum çünkü büyük ihtimal o da bunun gibi bir sisteme sahip. Ya yani Sonuçta Çinler çalıyor ama beceremiyorlar. Becerdikleri makineleri size söyleyeyim göstereyim. Güzel yaptıkları makine ve alınabilecek makineleri söyleyeyim. Arkadaşlar bu makine. Bakın. Bu gördüğünüz makine gerçekten kaliteli bir makine. Eğer bozulmazsa tabii. Kullanan arkadaşlar da vardır. 4 milim vuruyor. Çizgi için idealdir. Güzeldir. Yani ben küçük, hafif küçük bayağı. Çok hoşuma gitti bu makine. Ekstrem serisi yine. Bu makineden alabilirsiniz arkadaşlar. Bunu söyleyebilirim. Bu makinenin sıkıntısını size şöyle anlatayım. Bu makinede şu bölüme lastik takıyoruz. Ve lastik şuraya değiyor. Ve buraya değdikçe lastik kopuyor. Lastik kopuyor. Böyle bir sıkıntısı var bu makinenin. Böyle bir kronik. Yani dediğim gibi her şeyi güzel yapıyorlar, ediyorlar ama eksiklerini bırakıyorlar. Elbette eksik çıkıyor yani. Sistemsel bir hata çıkıyor. Öyle söyleyeyim. Bunun da buradaki şeyi hesaplamamışlar. Buraya lastik taktığımızda şu çıkıntı, sarı çıkıntı lastiği kesebiliyor. Vura 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 çünkü sert bir makina. Ve bu makine hiçbir şekilde ısınmıyor arkadaşlar. Bakın şu makine. Bu makineden alıp kullanabilirsiniz. Ben de yeni aldım. Gerçekten çok memnunum. Fiyatı da 1100 lira falandı sanırım. 1000 lira, 1100 lira. Şimdi geçelim bu makineye. Rulmanlı bir sistem. Bir saniye öncelikle şunun vuruşunu göstereyim size. Onu da görün arkadaşlar. Onu unutmadan. Gördüğünüz üzere sessiz bir makine ve kaliteli bir makine. Diğerlerinden daha sessiz. Şu an 7'de çalışıyor. Gayet de iyi çalışıyor. Bu randımanlı düz vuran bir makine. Randımanlı bir makineye benziyor. Şimdilik öyle görünüyor. Ya ben şu kaç oldu? 2-3 gün oldu. Çok memnunum bu makineler. Bu tarz makine alabilirsiniz arkadaşlar. Alıp kullanabilirsiniz. Kötü bir makine değil. Bilginiz olsun. Tabi zaman gösterecek ne olacağını. Ee, bunu bu şekilde alabilirsiniz. 1000 lira civarı bu. 1100 lira falan diye hatırlıyorum. Dragon Hawk'ın un Extreme. Unutmayın bunlar Çin malıdır arkadaşlar. Biliyorsunuz Çinliler son anda piyasaya çıktılar. Ve güzel makineler üretmeye başladılar. Tabi çalıyorlar. Birçok şeyi çalıyorlar e, fakat güzel makyajlar yapmaya da başladılar. Bunu da göstereyim size. Bu da döner, vurmalı bir sisteme sahip. Gene ekstrem. E, bu makine arkadaşlar çizgi, gölge, dolgu her türlü şeyi kullanabilirsiniz. Bakın buradan bir ayar yeri var şöyle göstereyim. Şurada iki tane var. Yer. Görüyor musunuz? Şuradan ayarını açıyorsunuz. Şuradan şuraya alyanı sokarak tık 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 oynatıp buradaki numaralara getirebiliyorsunuz. Bu numaralar vuruştur. Şu an ben 3.5 milim almışım bakın 3.5 buçuk mm de gösteriyor gördünüz mü? E buradan değiştirebiliyorsunuz. 5'e kadar yolu var. 4,5'e kadar da var. 4 abi evet buçuklar da varmış. 3, 3,5 gibi. E, bu şekilde bir makine bu da arkadaşlar. Bu da güzel bir makine. Bunu şu an 7'de çalıştırıyorum. Bakın. Bayağı kuvvetli bir makinedir bu da. Evet arkadaşlar, bu serileri size anlatmak istedim çünkü dövme makinesi alan arkadaşlarımız oluyor. O kadar para veriyorsunuz, düzgün bir şey alın. Dediğim gibi Raven'ı tavsiye etmiyorum. Çok boktan bir makina, gerçekten boktan. Tasarım olarak, vuruş olarak, buradaki ayar sistemi olarak mükemmel. Ki Sabre'den çalıntı. E, fakat e, makine biraz sıkıntılı Yani Çin malı olduğu için Yine e, bunun da fiyatı 1000 lira falan 1200 lira falandır diye düşünüyorum Türkiye'de Raven 2'ler var 2500 buçuk milyar falan filan. Yani e, ben bunu Tercih etmem bilginiz olsun Artık ben de bu ama e, şuradan kronik bir sıkıntısı var e, Bilginiz olsun Raven ilgili Raven 2'de düzelttiklerini söylüyorlar fakat e, Pek ben sağlıklı bakmıyorum bu olaya Düzelttiklerini de düşünmüyorum çünkü çalıntı sonuçta. Ayrı dünemini bilemezler tam anlamıyla. Yapan adamın da formülü. Yani İngiliz malı sonuçta bu. Sabre denilen marka yapıyor bunu. Makine yapıyor yani. O yüzden bunun birebir aynısını yapma şansları çok zor. Sadece benzetebildikleri kadar benzetmişler. Bu da böyle bir olay. Dediğim gibi bakın şu ışığa kadar neredeyse benzetmişler. Ya ışık bölgeleri bak şuralar. Bak. Bir makineyi bakın bir de yazın Google'a. Hatta şuraya koyacağım Sabre diye. Bu şekilde arkadaşlar. Bunlar önerilerimdir. Şu ikisi önerimdir, sağlamdır. Aynı markada Dragon Hawk'tır. Çin malı fakat Çin'in kaliteli olan malıdır. Yani öyle Ostruk'tan yapılmış markalar gibi değil. Bir İngiliz malına kafa tutabilecek durumda olan makineler bunlar. Bence. E, fakat bu olmamış. Raman olmamış ve çalıntı olmuş gerçekten. Belki bundan da çalıntıdır. Görmedik biz orijinallerini belki. Ama Raman olmamış arkadaşlar. Raman'ı kesinlikle tavsiye etmiyorum. Çok boktan bir makina. Özellikle Raman 1. Dediğim gibi 2'de de e, muallak. Yani atıyorum hatta bak. Amına koyayım diyorum. Orospu çocuğunun makinası. Çünkü sinirimi çok bozdu bu. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Umarım bir şeyler kapmışsınızdır. Umarım bir şeyler öne olmuşumdur. Teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum hepinize. Görüşmek dileğiyle.